Yani yapacak bir şey kalmıyor. Peki hocam şunu da soracağım. Cilt hastalıklarında biliyorsunuz ki egzamayı da çok fazla duyuyoruz gündemimizde. Egzama için de faydalı mıdır ozon yağı? Kullanabilirler mi? Tabii ama şöyle. Hastalığa göre farklı farklı ürünler var. Mesela sedef, ekzema, evet, akne, liken, liken planus, hidratentis suprativa dediğimiz bir hastalık var. Bazı insanların koltuk altında kasıklarında çıban gibi yağ bezeleri çıban gibi oluyor. Orada mikrop kapıyor, bütün yayılıyor. O esmer, önce esmer bir renk alıyor, sonra siyahlaşıyor. Doktorlar ameliyat etse bile tekrar sağından solundan çıkıyor. Hidratentis suprativa. Dünyanın en tehlikeli hastalığı, cilt hastalığı. Tedavisi yok. İşte hep derler ya hocam, aslında bu sivilceleri, çıbanları sakın elinizle oynamayın, patlatmayın. Ne kadar önemli olduğunu da duyuyoruz şu anda sizden. Değil mi? Köpek memesi. Çok tehlikeli. Genellikle yanlış beslenenler ve kimyasal ilaç kullananlar da olur. Kimyasal ilaç kullandın, bağırsak florası çöktü, kandida azıyor, kuduruyor, yayılıyor. Bir de kişi hamurlu tatlı yiyorsa onu besliyor. Daha kötü oluyor. Evet. Onun için Hamamelis virginiana diye biz bir ürün ürettik. Hamamelis virginiana cadı fındığı. Fındığa benzer bir fındık, ağaç. Kısa böyle bir ağaç. Bunun meyvesi yenmez. Yani fındık gibi meyvesi var. Yenmez. İçi boş. Bu nedenle cadı fındığı denir. Fakat yaprağı ve dalının kabuğu destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktı dünyada en doğal, en etkili bütün cilt hastalıklarına. İyi gelir. Tabii tabii. Hamamatan, çeşit çeşit kremler var, damarlar evet, var. Evet hocam. Biz de kremini ürettik. Kapsülünü ürettik. Çayı var. Mükemmel. Her türlü cilt hastalığı. Ama hemen hop deyince iyileşecek değil tabii ki. Tabii her bir süreç var. Eğer ki hastalık ağırsa, yani kronik veya akut oluşuna göre 3 ile 6 ay özel bir seti var bunun. Kullanırsa her türlü cilt hastalığının tedavisi ne var hocam mesela setinin içinde? Hamamelisin haricinde deve dikeni, karaciğer zehirlenmesi. Çünkü bağırsaktan gelen zehir önce karaciğeri zehirlenir. Evet. Deve dikeni. Spirulina var. Enerji verir. 1 gramı 5 kilo cepse ve meyveye bedel. Buna astronot gıdası denir. Uzaya giden astronotlar yanlarında tencere, tava, et, balık, tavuk, yumurta götüremiyorlar. Çünkü yer yok evet, zaten. Evet hocam doğru. Ne getiriyor adam? Kapsül kapsül böyle kutu kutu spirulina getiriyor. Bir insanın vücudunun ihtiyacı olan her şeyi içerir. 2000 çeşit enzim içerir. Spirulina. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B9, B12, K vitamini, A vitamini ve balık yağlarındaki yağların daha kalitesi. Omega 3, 6, 9 içerir. Esensiyel olan ve olmayan bütün amino asitleri insan vücudu için gerekli olan 22 çeşit amino asitin hepsini içerir. Çernobil'de, bu Ukrayna'daki Çernobil'de 86'da bir kaza oldu. Reaktif yayılma oldu kazadan dolayı. Birçok insan perişan oldu. O dönemde doğumlar hep özürlü doğdu çocuklar. Evet hocam. Avrupa'da daha çok yayıldı rüzgardan dolayı o tarafa doğru. Bu on binlerce çocukta antral gastrit oldu radyoaktif maddeden dolayı. Mide mukozası yandı. İnsanlar şey, üniversiteler denediler antral gastriti ne yapabiliriz, nasıl tedavi edebiliriz? Sadece spirulina tedavi edebilirler. Hiçbir şey fayda etmedi. Bu kadar... spirulina hocam bir bitki mi? Bitki ismi mi? Yosun. Tatlı suyu yosunu. Tatlı suyu yosunu. Tatlı suyu yosunu. Milattan önce 500 yıllarında Orta Afrika'da Çat'ta bir imparatorluk vardı. Kanem İmparatorluğu. İlk defa orada Afrikalılar kullandı. Sonra Maya, İnka, Aztek, Kızılderililer. Yani çok eskiden beri bilinen bir şey, kullanılan bir şey. Ben de kullanıyorum. Ne zaman? Özellikle iftar ve sahurda ikişer tane spirulina yutuyorum. Mübarek Ramazan ayındayız şu anda. Ramazan'da hiç böyle açlık hissetmiyorum. Eğer ki spirulina birkaç gün kullanmazsam yorgunluk, halsizlik oluyor. Öğleden sonra biraz yatmam, dinlenmem gerekiyor. Yani bu enerji veriyor bir de tokluk hissi veriyor. Ramazan'da oruç tutuyorsun, tutmuyorsun fark etmiyor. Fark etmiyor. Yani bütün sistemi çalıştırıyor çünkü. Vücudun ihtiyacı olan her şey içinde olduğu için. 1 gramı 5 kilo cepse ve meyve bedel. Yani vücut tokluk hissi veriyor, enerji veriyor. Hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Dinç hissediyorsunuz. Dinç tutuyor, evet.